E, spor gündemi e, malumunuz, e, detayları hızlı bir şekilde konuşalım e, diyorum ve dilerseniz bugün Sabah Gazetesi ile başlayalım. E, sabah Gazetesi'nde e, bugün ilk sayfamız 23. sayfa olacak. Fenerbahçe dondu. 5 maçlık galibiyet serisi Sivas'ın ayazında son buldu. Eksi 8 derecede oynanan maçta Fenerbahçe ilk yarıda hücumu neredeyse unuttu. Ev sahibi Yatabari'nin topuyla, tamam, topuyla tamamladığı pozisyonda 1-0'ı buldu. Devre biterken Apindan Goya'nın eliyle buluşan topun getirdiği penaltı Ener Valencia gole çevirdi. İkinci yarıda oyun orta sahada sıkıştı ve pozisyonsuz 90 dakikada puanlar paylaşıldı. E, giden de Gelen de olacak transferle ilgili önemli mesajlar veren Başkan Ali Koç, Sivas maçının saatiyle ilgili şikayetleri olmadığını söyledi. E, şunu söyleyeyim, açık ara bu sezon e, dört büyüklerden birisinin puan kaybettiği maçtan sonraki en huzurlu süreci yaşadık. Evet. Bak bu sezon dört büyüklerden biri puan kaybetti, önemli puanlar kaybetti ve gayet huzurluyduk. Bunun devamını diliyorum. Bunun yanı sıra da şunu söylemek isterim. Sivas'a gittin tabii. Maçta anlatmışsındır tabii, sen olur. orada değil mi? Tabii. Ya gerçekten kardeşim o Sivas'ın ve Kayseri'nin soğuğu bir başka. Bak Erzurum'a falan da gittim ben. Biliyorsun hani derece olarak rekorlar Erzurum'da kırılır. Evet. İşte eksi -40, -42 falan gibi. Ama yani soğuk dediğin şey bence Sivas'taki <laughs> ve Kayseri'deki şey. O Ayas... Bunu söyleyeyim yani. Değil mi? Evet. Ha... Ankara'nın sonu da soğuğu da fenadır. Bildiğin Konya'nın soğuğu da evet. az buz değildir yani. yani. Ama Sivas soğuğu bir başkadır. Ben bir maçtan sonra e, bazı oyuncuların kulaklarının ciddi şekilde yıprandığını, sorun yaşadıklarını ve yani tıbbi müdahalelerle e, karşı karşıya kaldıklarını hatırlıyorum. Beşiktaş'ta oyunculardı yanlış hatırlamıyorsam. Yıllar önceydi. Acayip soğukmuş. Orada maçı yerinde izleyenler bunu bize yeterince aktardılar hakikaten o soğukta Sivas gibi bir takıma karşı, Rıza Çalınbay gibi bir hocanın Sivas takımına karşı bence Fenerbahçe bir puan aldığında sevinmeli ki kötü de değil durum. Hani Fenerbahçe evet. teknik heyeti yönetiminden gelen, hani Sivas tabii ki yani bütün bir sezonu puan kaybetmeden geçiremeyeceğiz. E Sivas deplasmanında bu şartlarda da bir puan o kadar da kötü değildiler ama e, Sivas Spor'da benzer tabii ki ya Fenerbahçe ile oynuyorsun. Bir puan. E tamam canım o kadar da kötü değil durumu da var. Ee, ama ben şunu söyleyeyim. iki takım da kazanabilirdi. Evet. Yani Sivas Spor birkaç pozisyonda çok dikkatli olsa kazanabilirdi. Fenerbahçe'de bir arka direk var. Samat'taydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada daha dikkatli bir vuruşla kazanılabilirdi. Ee, i̇lginç bir maç oldu. Ee, sonuçta kimse üzülmedi. Ee, ama ben bu maçın berabere biten bir maçın hani kimsenin üzülmediği, beraberliğin sonuna kadar hakkı olduğu vurgusundan daha çok yani iki takımın yerinde olsam mesela şu saatlerde Erol Bulut şunu düşünüyor olabilir. Kazanabilirdik ya. Veya Rıza Çalınmay. Evet. Sivas'a uzanıyoruz mesela şu anda. Rıza Çalınmay. Ya şimdi düşünüyorum da işte Gradel biraz daha konsantrasyonu yüksek olsaydı kazanabilirdik ya. Ya şu anda da onu hissediyorlardır eminim. Maçta beni şaşırtan şey 1-0'dan sonra Fenerbahçe'li oyuncuların sahadaki tavrıydı. Yani 1-0 Fenerbahçe önde gibi oynadılar. Hani o ilk yarı biterken gol gerçekten büyük şanslı. Son Yoksa, Çok da güzel söyledin. Hatta bir e, sosyal medyada takip ettiğim birisi de şöyle cümleleştirdi. Bunları not alacağım bundan sonra. Özür dilerim kim olduklarını. Çünkü kullanıyoruz. Kusura bakmasın. Sanki iki ayaklı bir eleme maçı bir sıfır yetiyor gibi oynuyor dedi Fenerbahçe evet, evet. için. Yani Fenerbahçe'ye bir sıfırlık yenilginin e, yettiği bir durummuş gibi bahsetti o süreç için. Haklıydı e, ama yani şartlar da çetin. Şimdi Ozan gibi Burada bir var. dinamo yok. Tabii. Yani bir, bak Ozan, her, her şeyden önce Ozan yok. Fenerbahçe'nin oyununa enerjiyi Ozan Hı, koyuyor. Buz ben. gibi, ya Ozan itiyor takımı. Evet. Bir şekilde itiyor. Alıyor, veriyor, koşuyor. ileriye taşıyor. Ceza yayına doğru dik giden enteresan bir orta saha. Oyunu iki yönlü oynayan orta saha. Hani bu bir geyik muhabbeti değil. Çocuk hem savunmada var, hem havada var, hem yerde var, hem omuz omuza da var, hem de oyunun kuruluşunda var. Gol, gol öncesi asist, asist öncesi hazırlayıcı pas. Ozan her yerde var. Hepsinde belki mükemmel değil. Zaman zaman mükemmel de oynuyor. Ama Ozan'ın yokluğu önemliydi. Soğuk buz gibi zemin yani biliyorsun çok zor şartlar Sivas'ta. Evet. Mert Hakan hava şartlarıyla ilgili böyle bir soğuk ben görmedim dedi. Sivas'tan, Mert Hakan. Evet. Aa, Sivas, bu benden sekmiş. Yani bu benden sekmiş. <laughs> evet, ona çok şaşırdım. Hani Antalya Spor'dan <laughs> evet, Bayağı gördün diye bir birisi bayağı. hatırlatsaydı. Ya Mert Hakan emin misin? Gördüm sen falan diye. <laughs> Peki. 22. sayfa Sabah Gazetesi. Sergen Yalçın gururla sunar. Beşiktaş kara gümrük engelini farklı skorla aşarak liderliğini sürdürdü. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede fırtına gibi esen siyah beyazlı ekip Abu Bakar, Larin ve Mensah'ın iki golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Rakibin tek sayısı Borini'nin penaltı atışından geldi. Sergen Hoca'nın talebeleri yenilmezlik serisini 8 maça çıkarırken 7'sinden galibiyetle ayrıldı diyor gazete. Karakartal bu periyotta rakip ağları 24 kez sarstı. Kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Şimdi bak sayfanın en üstünde tıkır tıkır işleyen bir makine yazmış. Ali Gülçken. Yani. Yani. Özetliyor. Sen olimpiyat sırasında maçı anlattın mı? Anlattım. Olimpiyat sırasında maç izledin mi? İzledim. Bu mevsimde hiç gittin mi? İzledim, gittim ne yazık Yani Sivas'tan biraz daha iyidir. <laughs> yani öyle söyleyeyim. Yani şimdi bizim burada e, bu bulunduğumuz yerde Eyüp. Eyüp diyelim. Eyüp Belediyesi'ne bağlı bir yerdeyiz biliyorsun. Yani buradaki soğuk da fena değildir. İşte şehir merkezine, Beşiktaş'a git deniz seviyesine İstanbul bugün yine soğuk. Dünkü kadar değil ama soğuk. Ama Olimpiyat Stadı yani ondan bir 5 derece daha çıkar minimum. Tabii. Bir de ayaz gelir. Evet. Hani Olimpiyat Stadyumu'nun iklimi karasal iklim. Bildiğin Sivas, Kayseri o civarlarda bir iklimi var Olimpiyat Stadyumu'nun. E işte soğuk. Dün nasıl bir ayaz vardı? Evet. Dün hakikaten yine çok soğuktu. Tabii ki Sivas kadar değil. E, rakip Kara Gümrük. Tamam Sivas da çok iyi takım. Ama Kara Gümrük de bir başka yani. Evet. E, arka arkaya izledik Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yi. Ben dahil herkes hepimiz vurguluyoruz. E, ben bu kez biraz daha farklı bir şekilde sıfatlandıracağım. Hani şu ana kadar ne diyordum et dikkat edersen. Artık bu da kullanılmaya başladı. Ben de yeni bir arayışa gittim. Bu arayışımın sonucunda şunu buldum. Ligin en iyi takımı Beşiktaş deyip geçeceğim. Gerek yok yani şampiyonluğun an şu an itibariyle en güçlü adayı diyordum biliyorsun. Böyle tanımlıyordum Beşiktaş'ı. Ya şöyle deyip geçmenin hem kısa olduğunu hem daha net olduğunu düşünüyorum. Ligin açık ara en iyi takımı Beşiktaş. An itibarıyla. Buna herhalde hiç kimse itiraz etmez. Bak en iyi kadrosu demedim. Evet. Ama Ligin açık ara en iyi teknik direktörlük performansı da Sergen Yalçın Ligin evet. açık ara en iyi yönetim performansı da Ahmet Nurçevi ve yönetimi